çöl suyu gene kendi çeltiğine çevirmiş be. Sinirlisindir. İstersen sinirlerini de yatıştırırım. Alma! Hüseyin seni kucakladığı zaman nasıl oldu gördün mü? Kıpkırmızı kesildi. Ateş çarptı sanki. Asker de başına vurmuş herhalde. Dul kaldım diye üzülme. Oh! Tek başına ne rahat. Karışanın yok, görüşenin yok. Başında erkek diye eli sopalı biri yok. Canının istediği zaman çeker gidersin kasabaya. Canının istediğiyle de görüşür, konuşursun. Vallahi ben senin yerinde olsam kimseyi dinlemem. Dulluk demek bana göre yarı kızlık demektir. Kızlıkta kızlığın bozulacak korkusu, evlilikte koca korkusu. Dulluğunun kıymetini bil. Çekmediğin dertler içine kalmadı. Deryatsız gündüzüm. Nasıldı lan, anlatsana. Nasıl elin doldu mu be ayva gibi? Git be lan. Lan anlatsana nasıl avuçladın, mahsus yapmışsındır be. Yok valla lan, kargaşa da öyle oldu. Kıpkırmızı olmuşsun, ateş yakmış sanki. Lan o da kaç aydır kocasız erkeksiz, onun da canı çekmiştir be. Ya ben ona abla diyorum, aklımdan bir şey geçmez. Peki şöyle hiç kıpırdamadı mı avuçladığında? Ha, kıpırdadı mı yoksa? Güzel kadın ama Allah aşkına değil mi ha? Neler çektim neler geldi başıma. Güzel kadın be. Ne dersen de insan bir fena alıyor. Ateş basıyor sanki içine. Güzel kadın. Yalnızım yalnız. Merhaba Ali. Merhaba. Ah! Oh!
yine kalkamıyorum. Çıktı. Elbise yapışmış. Islak elbisenin içinde yani. Anlayın be. Bir de etrafa çalımlı çalımlı bakmaz mı? Utandım vallahi bu erkek halimle. Sırtımı döndüm ben. Balkanlı geliyor. Bana bak, hatuna da söyledim. Bir daha bu elmas avradıyla görüşmeyeceğim diye. Selamun aleyküm. Eyvallah. Aleyküm selam. Elmas! Elmas! Bu adamı gübreci göndermiş. Sana diyecekleri varmış. Bacı yanlış anlama, ben elçiyim. Halil'in imzaladığı senet protesto olmuş. Patron dedi ki eğer yakında ödemezlerse haciz koydururum. Senet ne ki? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Senin adın artık yeter onlara. Sen mapus yatmış adamsın, ceza çekmiş adamsın. Korkuyorlar senden. Kusura bakma abi, kaza oldu.